Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? Bu konuyu arz etmek istiyorum. Her şeyden önemlisi Rabbimizi tanımak, onun sıfatlarıyla, yarattığı varlıklarla, isimleriyle, isimlerinin tecellileriyle olur. Varın ispatı yokun ispatından her zaman daha kolaydır. Bir elma veya armut cinsinin yeryüzünde bulunduğunu bir tek elmayı veya armudu göstermekle ispat edebiliriz. Halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü hatta kainatı dolaşıp ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. Bu ise imkansızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz ki yok hiçbir zaman ispat edilemez. Bir binanın kapılarından 999'u açık biri kapalı olsa kimse o binaya girilemeyeceğini iddia edemez. İşte inkarcı devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. Aslında o kapı da o inkarcı ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. Mümin için kapalı kapı yoktur. Yeter ki gözlerini yummasın. Zaten 999 herkese açıktır hem de ardına kadar. İşte o kapı ve delillerden birkaçı şunlardır. Birincisi imkan delili. İmkan bir şeyin olmasıyla olmamasının eşit ihtimale sahip olması demektir. Günlük konuşmalarımızda da mümkün derken olabilir de olmayabilir de manasını kastederiz. Yaratılmış olan her varlık bize şu gerçeği haykırır. Benim olmamla olmamam eşit idi. Şu an ben varsam var olmamı yoklukta kalmama tercih eden biri var demektir. O ise ancak Allah'tır Celle Celaluhu. İkinci delil ise huduz. Huduz sonradan olma demektir. Kudüs'ün en büyük delili değişmedir. Bir varlıkta değişme varsa bu hareketin bir ilk noktası olacaktır. İşte o noktadan önce o şey varlık sahasına çıkmamıştı. Henüz yokluktayken var olmayı kendi kendine irade edemeyeceğine ve buna güç yetiremeyeceğine göre bu varoluş Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşmiş demektir. Maddenin termodinamik kanununa göre sürekli yokluğa doğru kayması, kainatın durmadan genişlemesi Güneşin süratle tükenişe doğru yol alması gibi hadiseler bu varlık aleminin bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Bir üçüncü delil ise atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kainatta ince ve baş döndürücü bir sanat gözü çarpmaktadır. Evet, bir baştan bir başa kainattaki her eser şu özelliklere sahiptir. Büyük sanat değeri taşır, çok kıymetlidir, çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır çok sayıda olmaktadır, karışık ve çeşit çeşittir, devamlıdır. Halbuki kısa zamanda çok sayıda kolay ve karışık yapılan işlerde sanat ve kıymet olmaması gerekir. Ancak yapan Allah Celle Celalı olursa o zaman her şey değişir ve zıtlar bir araya gelebilir. Dördüncü delil devir ve teselsülün muhal olması. Devrin muhal olduğu şu misalle açıklanabilir. Bir yumurtayı tavuğun yaptığını iddia eden adama soruyorsunuz. Tavuğu kim yaptı? Buna karşılık onun çıktığı yumurtayı gösteriyor. Buna göre tavuğu aradan çıkardığımızda yumurta, yumurta yapmış oluyor. Bu ise muhaldir. Teselsül ise bir şeyin silsile halinde, halinde ta ilk noktasına kadar gidip o ilk varlığı kimi yaptığını sormak suretiyle Allah'ın varlığını ispat metodudur. Yani bu meyveyi şu ağaç yaptı, o bir önceki meyveden oldu, o da bir önceki ağaçtan. Böylece ilk ağaca yahut ilk meyveye kadar varıyor, ve soruyorsunuz. Bunu kim yarattı? Kur'an yolu devir ve teselsülden çok farklıdır. Yumurtayı kim yaptı? Yahut meyveyi kim yaptı? Sorusunun cevabı doğrudan doğruya Allah yarattı diye cevap verilir. İlim, irade, şefkat, merhamet kavramlarından bir nasibi olmayan insanı tanımayan, hikmetten sanattan anlamayan bu sebeplerin tavuğun ve ağacın sonucun yaratılmasında hiçbir tesirleri olmadığı ispat edilir. Böylece devir yahut teselsül deliline gerek duyulmaz. Beşinci delil değerli dostlarım, hikmet ve gaye delil. Her varlıkta kendisine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda takip edildiği göze çarpmakta ve hiçbir şeyde gayesizlik, manasızlık ve israf sayılacak herhangi bir durum müşahede edilmemektedir. Halbuki ne madde aleminde ne bitki ve hayvanat dünyasında ne de eşya ve hadiselerde şuur ve idrak mevcut değildir ki bu gayeler silsilesi takip edebilsin. Öyleyse kainattaki bu şuurlu işleyişi ve bu hikmet ve gayeleri ancak Allah'a isnat etmekle makul bir yol tutmuş olabiliriz. 6. delil yardımlaşma delili. Yağmurun toprağın imdadına, güneşin gözlerin yardımına koşmalarından ta havanın kanı temizlemesine kadar bu alem bir yardımlaşma hareketiyle adeta dolup taşmaktadır. Bu yardımlaşmayı yapan taraflar birbirlerini tanımamakta, bilmemektedirler. Öyleyse bu merhametli icraatı sebeplere vermek mümkün değildir. Yedinci delil temizlik. Kainattaki nezafet ve temizlik, başlı başına bir delil olarak bize Kudüs ismiyle müsemma bir zatı Celle Celaluhu anlatmaktadır. Toprağı temizleyen bakteriler, böcekler, karıncalar ve nice yırtıcı kuşlar, rüzgar, yağmur ve kar, denizlerde buzullar ve balıklar, Gezegenimizde atmosfer, uzayda kara delikler, bünyemizde kanımızı temizleyen oksijen ve ruhumuzu sıkıntılardan kurtaran manevi esintiler hep Kuddüs isminden haber vermekte ve o ismin verasındaki zat-ı mukaddesi göstermektedir. 8. Delil Simalar Herhangi bir insanın siması en ince teferruatına kadar kendisinden evvel geçmiş milyarlarca insandan hiçbirisine birebir benzememektedir. Bu kaide kendisinden sonra gelecekler için de aynen geçerlidir. Bir cihette birbirinin aynı, diğer cihette birbirinden ayrı milyarlarca resmi küçücük bir alanda çizip, sonra da kendileri gibi olması mümkün, milyarlarca resimden ayırmak ve her şeyi sonsuz ihtimal yolları içinde bir yola ve bir şekle sokmak, elbette ve elbette yarattığı her varlığı hem de, hiç kapalı bir yanı kalmamak üzere bilen ve o varlığa istediği şekli vermeye gücü ve ilmiyeten Cenab-ı Hakk'ı en sağır kulaklara dahi duyuracak kuvvetli bir ilandır. Dokuzuncu delil, fıtrat ve vicdan delili. Allah'ı tanımanın sayılamayacak kadar çok delil ve işaretleri insanın yaratılışında, fıtratında mevcuttur. Bunlardan birkaç örnek, insan fıtratı ve vicdanı her nimetin mutlaka şükür istediğini bilir. Bir peygambere kavuşmuş ve hidayete ermişse şükrünü Allah'a yapar. Aksi halde batıl mabutlara tapar. Bu tapma insan vicdanının insanı zorlamasıyla gerçekleşir. Güzelliği takdir hissi de insanın fıtratında mevcuttur sergiler, fuarlar bu his ile gerçekleşir. İnsan bu yaratılışının gereği olarak şu sema yüzünde sergilenen yıldızları, zemin yüzünde boy gösteren çiçekleri, ağaçları, ormanları dolduran ceylanları, aslanları, denizlerde kaynaşan balıkları seyretmek ve onlardaki ilahi sanatın mükemmelliğini takdir etmek durumundadır. 10. Delil Dinler tarihi şahittir ki insanlık hiçbir devrini dinsiz geçirmemiştir. Batıl hatta gürünç dahi olsa hemen her devirde bir dine inanmış ve bir manevi sistemi takip etmiştir. İnsan fıtratına inanma duygusunu Allah koymuştur ve insan ona yani Allah'a inanmakla mükelleftir. 11. delil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olduğunu ispat eden bütün deliller aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın varlığını da ispat eder durumdadır. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair yüzlerce delil vardır. Bunlar Kur'an ile alakalı İslam kaynaklarında en ince teferruatına kadar mevcuttur. Bütün bu deliller kendilerine mahsus dilleriyle Allah vardır derler. Son olarak da peygamberler. Peygamberlerin ve bilhassa peygamberler efendisi iki cihan serverinin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ispat eden bütün deliller de yine Cenab-ı Hakk'ın anlatan delillere dahil edilmelidir. Zira peygamberlerin varlıklarının gayesi tevhid yani Allah'ın varlık ve birliğini ilan etmektir. Öyleyse her peygamberin kendi peygamberliğini ispat eden bütün delilleri aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın varlığına da delil olmaktadır. Bir peygamberin hak nebi olduğunu ifade eden bütün deliller aynı kuvvetle hatta daha da öte bir kuvvetle Allah vardır ve birdir demektedir. Rabbim kendisini en güzel bir şekilde anlamayı kavramayı, isimlerle, sıfatlarıyla, yaratmış olduğu varlıklarla, peygamberlerle, Kur'anla, varlıklar arasındaki ilişkilerle bunları doğru okuyarak, doğru anlayarak Rabbimizi en güzel şekilde anlamayı, Allah'ın zatını, sıfatlarını kavramayı, hakiki manada iman etmeyi, imanın güzelliklerini yaşamayı, imanın güzelliklerini içselleştirerek hayatımıza hayat yapmayı. Bütün dinleyicilerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.